Tarih nerede başlar. Tarih yazıyla başlar. İşte bu yüzden prehistorik yani tarih öncesi terimini de yazının bulunmasından önceki dönem anlamında kullanıyoruz. Ama tabi sadece yazıyı bulan kültürleri bilmek yeterli değil. Onun için daha ileri giderek yazı öncesi kültürleri de anlamaya çalışıyoruz. Ancak yazıyı bulmak için bir toplum oluşturmak ve istikrara sahip olmak gerekir. Ve bunu da ancak neolitik dönemin sonunda görüyoruz. Neolitik dönem milattan önce 10.000 civarında başlar. Bu dönemde insanlar yerleşik hayata geçerler. Çünkü artık hayvanları evcilleştirmeye, tarım yapmaya ve mahsul yetiştirmeye başlarlar. Bu da istikrarı getirir. Artık avcı toplayıcı olarak yaşamak zorunda değillerdir. Bu da Neolitik Devrim olarak biliniyor. Bu gerçekten bir devrimdi. Çünkü insanoğlunun yaşama biçimini ve doğayla ilişkisini tamamen değiştirdi. Bir dereceye kadar doğayı kontrol altına almayı başardılar. Tüm bunlar son buzul çağının bitmesinden sonra meydana geldi. Bu da çevresel şartların daha uygun hale gelmesiyle ilgili olabilir. Neolitik devrimin bütün dünyada birbiriyle bağlantısız yerlerde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve M.Ö. 3000 civarında bu kültürlerin pek çoğu yazıyı da buldu. Yazı uygarlığın sembollerinden biri olarak görülür. Ve bu dönemde uygarlık olarak tanımladığımız gelişmeleri görüyoruz. İlk kentler, tarım teknikleri, yazı gibi gelişmeler dünyanın büyük nehir vadilerinde ortaya çıktı. Bunların en bilinenleri Mısır, Mezopotamya, Indus Vadisi ve Çin'dir. Çin'de gelişmiş bir Neolitik kültüre sahip birkaç bölge vardı. Bunlardan bir tanesi de Liançu. Bu kültür bugünkü Şangay ve Yangtze Nehri etrafında gelişmiştir. Tam olarak Yangtze Nehri deltasında. Tıpkı Mısır'ın Nil deltasında ya da antik Mezopotamya'nın Dicle ve Fırat nehirleri arasında gelişmesi gibi. Aslında düşününce çok mantıklı. Bu sayede tarımda rahatlıkla sulama yapılabiliyor. Nitekim liyançu toplumu pirinç yetiştirmede uzmanlaşıyor ve üretim fazlası oluşuyor. Bu sayede yiyecek ve beslenme konularında bir sorunları kalmıyor. Ve böylece toplumdaki belli unsurlar daha sofistike bir biçimde gelişmeye başlıyor. Liyançu kültürü özellikle son derece güzel yeşim objeler üretmesiyle bilinir. Özellikle son dediğimiz kare, içi boş, boru şeklinde bu nesneler çizgilerle ve bazen yüze benzeyen dairelerle süslenmiştir. Bazıları kısa, bazıları ise üst üste katmanlardan oluşur ve oldukça uzundur. Şu an İngiliz Müzesi'nde bulunan farklı örnekleri görmekteyiz. Bunların hepsi mezarlarda bulunmuştur. Bazen mezarlarda çok sayıda kong bulunmaktadır. Bunların yanında bir denilen objeler de bulunmuştur. Bunlar da ortalarında delik olan yuvarlak disklerdir. Bunların ne anlama geldiğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bu kültürde hiçbir yazı izine rastlanmadı. Ya yazı öncesi bir toplumdu ya da günümüze kadar ulaşmayan bir materyal üzerine yazıyorlardı. Sonuç olarak bu objelerle ilgili tüm fikirler sadece teoriden ibarettir. Açık bir şekilde yüz tasvirleri olduğundan canavar yüzü, hayvan yüzü ya da insan yüzü bunun kesinlikle bir anlamı olmalı. Ayrıca büyük ölçüde düzen ve özgünlüğe de sahipler. Örneğin bu gerçek yeşim ya da nefritten yapılmış ve son derece sert bir materyal. Ancak bu kültür bu nefritten daha sert materyalden yapılma araç gerece sahip değildi. Bu da nefriti oyamayacakları anlamına geliyor. Bunu kazıyamazsınız ya da bir bıçak alıp kesemezsiniz. Son derece sert. Hatta çizemezsiniz bile. Bu objelere baktığımızda ne kadar kusursuz olduğunu görürüz. Bunları kumlu ovarak yaptıklarını düşünmek bile zor. Bazı çizgiler çok çok ince ve birbirlerine son derece paralel gidiyorlar. Burada nasıl bir özenle yapıldıklarının farkına varmak çok önemli. Bunlar kesinlikle sembol ya da ingeler. Hepsi birbirine benzer, belli bir amaçla yapılmış. Son derece temiz ve son derece yoğun bir emek sarf edilerek yapılmış. Her ne kadar ne anlama geldiğini bilmesek de bunların insan zihninin ürünü olduğunu biliyoruz. Belki güç ve iktidar, belki doğayla ilişkileri hakkında ya da ölümden sonra ne olduğu gibi ruhani dünya ile alakalı bir şey anlatmaya çalışan bir insan zihni. İnsanoğlunun tarih boyunca ve hala sorduğu sorular bunlar. Dikey duruş, çizgilerin sürekli tekrarlanması gibi unsurlar göz önüne alınınca güç ve iktidar gibi meseleleri düşünmemek çok zor. Bazı bilim adamları songların düz hatlarının yerkürenin bir sembolü olabileceğini öne sürüyorlar. Yuvarlak iç kısım ise gökyüzündeki cennetin ve güneşin bir simgesi. Bu semboller Çin'de daha sonra ortaya çıktı. Bu Neolitik kültürü daha sonraki Tunçca kültürlerine bağlamak çok cazip. Zamanda geriye giderek böyle bir sonuca varmak son derece cezbedici. Bunların o sembollerin kökeni olma ihtimali var. Ancak bunu kesin olarak bilemeyiz.